Merhaba arkadaşlar, Su Kule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizden gelen videolar eşliğinde paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Görüntümüz Kayseri'den, videomuz Kayseri'den, ses kaydımız yine Kayseri'den. Bugün Leyla Hanım'ın balkonundaki güzellikleri güzellikleri göreceğiz arkadaşlar. Evet, bugün Leyla Hanım'ın balkonundayız. Kedi tırnağı, ipek çiçeği diye bilinen arkadaşlar ve kedi tırnağı dediğimiz çiçek Leyla Hanım'ın yazları balkonunda olmazsa olmazıymış. Çok ama çok seviyormuş arkadaşlar. Tohumdan denedim. Fakat çok az başarılı oldum. Birkaç tane çıktı. Ben de gittim Sera'dan özellikle kedi tırnağı aldım ve balkonumdaki balkon saksılarıma diktim. Ve her sabah uyandığımda bunları rengarenk açtığını gördüğümde gerçekten çok ama çok mutlu oluyorum diyor Leyla Hanım. Arkadaşlar, normale döneyim mi böyle? Ay, normale döneyim mi böyle devam edeyim bilemedim. Ay. Evet arkadaşlar, epeyden beri istenilen bir video vardı. Benim balkonumu görmek istiyordu arkadaşlar. Ben de bu kedi tırnakları geçmeden buradan başlayarak böyle bütün bir balkonumu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Ben bunları gerçekten çok ama çok seviyorum. Özellikle Sera'ya gittim ve aldım bunları rengarenk. Tohum kapsüllerini almıyorum. Sizce almalı mıyım yoksa toprağa mı dökülmeli? Bilemiyorum. O konuda yardımınıza ihtiyacım var. Yorumda belirtirsiniz arkadaşlar. Ya hep akşam ikindi güneşi gittiğinde çekim yapayım diyorum ama o saate kadar bu çiçekler solmuş oluyorlar ve sabahları çok güzel bir şekilde açıyorlar. Sabahları da benim ev tam güney olduğu için arkadaşlar bir türlü çekim yapamıyorum. Şu anda Fatma şemsiye tutuyor. Şemsiye ile çekim yapıyoruz arkadaşlar. Bu sene birkaç tane sedum ve karanfil de diktim. Bakın, hem sedumlar var, yer örtücü sedumlar, hem kedi tırnakları. Gördüğünüz gibi çok güzel sedumlar. Her renk arkadaşlar, beyazı, sarısı, pembesi, ebruli pembesi, rengarenk kedi tırnağı. Bakın, şemsiyemiz kalktı azıcık orada. Fatma ile kavga falan etmeden çekebildik yani. Evet arkadaşlar, bakar mısınız güzelliğe? Leyla Hanımcığım, elinize, emeğinize sağlık. Çok güzel çiçekleriniz var diyeyim bari. Ay. Bakın arkadaşlar, bir saksının içinde hem sarı, hem pembe ve hem beyaz. Evet, balkonumun bu bölümü böyle. Şimdi diğer bölüme geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, balkonumun raflı olan kısmına geçtik. Bakın, burası benim balkonumun 2 metre 10 santim olan bir bölümü. Böyle kapı var yanında. Ben buraya bu sene raf yaptırdım arkadaşlar. Bakın, bu şekilde çok uygun bir fiyata usta buldum arkadaşlar. 1000 küsür TL'ye mal oldu ama gerçekten uygun fiyatlıydı bence. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir raf. Hani ne koyarsanız maşallah deyin lütfen arkadaşlar. Burası çok güzel. Çünkü bilmiyorum, bana öyle güzel gözüküyor. Ağırlığı tartabiliyor. Gerçekten demir ustama her zaman dua ediyorum. Güle güle harcamaya nasip olsun kazandığı para. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 katlı bir rafım var. Bu rafı biz çizdik arkadaşlar. Ve demirci ustamıza yaptırdık. Bakın, aralara özellikle şu şekilde yukarıdan sulandığında zaten altı delik olmayan saksılara hiçbir şekilde kaktüs ya da sukulent dikmiyorum. Ve sulandığında aşağı tarafa akıyor bu şekilde suları. Şöyle arkadaşlar, bakın. Yukarıyı şu şekilde, en üst tarafı bu şekilde göstermek istiyorum. Boyumun ulaştığınca herhangi bir tabure tarzı bir şey çıkmak istemiyorum. O aynımı hatırlıyor musunuz? Video eşliğinde kuaförcülük oynadığım aynım. Bakın ne kadar güzelleşmeye başladı. Arkadaşlar, tavşan kulağı.
Hayalet kaktüsüm. Böyle ıvır zıvır. Bakın. Elime geçen kalabalığı koyduğum bir raf. Burada Grapto Petalum Paraguayense Variegata var arkadaşlar. Bunların satışını gerçekleştireceğim. Ağustos'ta kahverengi rengini alıyorlar. Kalonşa vendilerim. Çimentodan ve derzden yaptığım saksılarım. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, nasıl gözüktü üst raf bilmiyorum ama hemen aşağı rafa geçmek istiyorum. Burada da yine gördüğünüz gibi ben bunları gerçekten çok seviyorum. Hani el emeği bunlar. Hepsi de yoğurt kovası, zeytin tenekesi, salça tenekesi. Hani çok, bunlar da aslında çok ucuza mal olmuyor. Boya alıyorsun, derz alıyorsun, emek harcıyorsun ama ben gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bu şekilde bonsai şeklinde form verdiğim aynuğumlarım var. Krasula şu baştaki arkadaşlar, bakın. Bunun buralarını aldım bonsai olsun diye fide olarak yetiştiriyorum ve satıyorum arkadaşlar. Burada bin bir surat dediğimiz arkadaşımız var. Sera'dan birkaç tane gelmişti. Hepsini sattım. Bir tane bu kaldı, satılmadı. Ben de kendi saksıma diktim ve beni çok sevdi. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bu arkada battal saksılarda graptolarım var arkadaşlar. Kendi üretimim. Graptoları çok seviyorum. Bu aralar biraz ekveriyalara uzağım ama graptolardan asla vazgeçemiyorum. Gördüğünüz gibi vazgeçilecek gibi de değil. İnanın bunlar benim çelik yöntemiyle yapraktan üretim, kendi ürettiğim graptolarım arkadaşlar. O yüzden çok değerliler. Gördüğünüz gibi şöyle kameramızı yakınlaştıralım. Grapto Petalum Paraguayense. Bir ara graptolarımı hiç kalmamış, hep satmışım arkadaşlar. Kışın bütün battal saksılarıma graptolarımı tekrardan diktim. Böyle yine grapto saksım arkada, battal saksılarda graptolarım arkadaşlar. Bu şekilde bir sedum bronze saksım. Yine bu 9'luk saksıdaydı. Satıştaydı kışın. Baktım nazlı satılıyor. Birkaç tane sattım. Böyle battal saksıya fide şaşırtma yöntemiyle diktim ve gördüğünüz gibi çok güzelleşti. Güzelliğe bakın. Arkadaşlar maşallah deyin lütfen, rica ediyorum. Ay. Evet, şimdi salça tenekelerimiz var arkadaşlar, önde ikili sıra halinde. Bunlar biraz kendi bitkilerim. Biraz müşteri çıktıkça sattığım bitkilerim. Salça tenekelerine. Bunları da hep atmıyorum çöpe. Kendim boyuyorum. Akrilik boya alıyorum. Arkada granivyalarım var gördüğünüz gibi. Aframız, Euphorbia milimiz, powder pufumuz arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliğe? Böyle bir kamerayı odaklayayım. Oo, artist ya. Bir arkadaş bunu aldı aslında ama bilmiyorum, sesi çıkmıyor. Bir soracağım bakalım. İstiyor mu hala bilmiyorum. Evet, krasulamız. Yine satıştaki olan aynuğumlarımı kendi toprağıma diktim arkadaşlar. Kendi toprağımda satışa gelen ürünleri, bazılarını kendi toprağıma dikip biraz büyütüp satmayı gerçekten çok ama çok seviyorum. Evet, burada krasulalarımız var yine arkadaşlar. Ekveriyamız ve başa geldik. Burası da böyle bir raf. Üstten ikinci rafımız arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi emek, hepsi sevgi, hepsi para. Şimdi alttan ikinci katımdayım arkadaşlar. Burası benim mini kaktüs koleksiyonum. Peynir kutularından yaptığım, çimentodan, derzden veya rich beton pasta efektiyle yaptığım saksılarım, boyadığım, boya çeşitleri alıp eskitme yaptığım,
Burası benim koleksiyonum. Bunları ben satmak istemiyorum. Çünkü bakın bu rebutyaları ben giden sene 9'luk saksıda dikmiştim saksılarıma. Şimdi koca koca kız oldular. Sizler de çiçekliyken almayı seviyorsunuz. Ama bir sene sonra büyütüp de size nasıl güzel çiçekler vereceğinin farkında değilsin. Sen çiçekli çiçekli almak istiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sizler de edinirseniz seneye çok güzel çiçekleriniz olacaktır. Kırmızı gördüğünüz gibi. Eforbia ammak. Şu ammağın güzelliğine bakar mısınız? Biraz pahalı olduğu için o kadar zor satıldı ki. Son bir tane kaldı satışta. Bu değil. Aşağıda arkadaşlar. Bu şekilde burası benim mini şeyim, koleksiyonum arkadaşlar. Burayı ben çok seviyorum. Bunların karşısında sizden gelen videoların ses kaydını yapıyorum. Bunlarla beraber kahve içiyorum. Çay içiyorum. Hay maşallah, sübhanallah benim annem. Allah'ım seni nazarlardan saklasın kızım. Güzelliğim benim. Tatlım benim. Evet, bu tarafa doğru geçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada bu pıtırcığım çiçek açmıştın. Her yerde paylaştım sosyal medya hesaplarımdan. Evet, arkada yine bir tane kendime diktiğim Eforbia ammak var. Arkadaşlar. Küçük adam. Evet, bu bir küçük adam arkadaşlar. Biz bunu çok seviyoruz. Bu şekilde kaktüslerim. Bu şekilde sakallı dedemiz var. Bu sene çiçek açmasını bekliyorum ama açmadı. Çiçek açması için besinler de veriyorum. Şu benim bu sene gözlem arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Sizin var mı bundan? Evet, şöyle şu tarafa bir geçelim arkadaşlar. Arkamda masa olduğu için şu anda rahat edemiyorum. Masayı koymasam daha geniş bir ortam oluyor ama masada benim işime yarıyor. Arkada melo kaktüsümüz ve diğer bu sene koleksiyonuma, mini koleksiyonuma ilave ettiğim kaktüslerim. Rebutyam turuncu çiçek açmış. Bu rafımız da bu şekilde arkadaşlar. Bu raf benim çok özel kaktüslerim. Yani çok özel derken hani çok aşırı pahalı falan türleri olduğundan değil arkadaşlar. Benim emeğim, benim sevgim olduğu için özel. Anladınız mı? Yani tanesi 300-500 liralık kaktüslerden değil. Ama bunlar benim canım, her şeyim. Çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi bir alt rafa geçmek istiyorum. Burası... Bunu bir Arizona yapacağız arkadaşlar. Bu kaktüsleri buna koymayı düşünüyorum. Ben yapmayacağım. Yapacağız beraber. Evet, şöyle. Bunlar yine benim zeytin tenekesinden yaptığım çimento ve derzle saksılarım. Aynum trikolar. Aynum Kivi. Aynum ismini hatırlamıyorum. Buna Aynum Sumbur Svarköy'de getireceğim. Tenekelerimin güzelliklerini görüyorsunuz değil mi? Eskimiş bir tenike gibi. Sesim gıcıklandı arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Evet, sepetçi geliyor arkadaşlar. Aynumlarım arkadaşlar. Şuna bir bakar mısınız? Lalem. Göbek oyma. Göbek oyma videomu izleyin arkadaşlar. Ben kötü bir şey söylemiyorum. Size kötü bir şey yaptırmıyorum. Ben kıyamıyorum demeyin lütfen. Evet, yine bir kalanço veya krasula, bilmiyorum, emin olamadım. Bonsai formu verdiğim. Burada bir yine Arizona köklü kaktüs çölümüz var arkadaşlar. Şuradaki güzelliğe bir bakar mısınız?
Çok güzel değil mi? Bakın taşlarla. O ilerideki sukulentler ekiliydi onda. İlerideki balık kasasını da böyle yapacağız. Müsait bir zamanımızda. Bakın. Sanki balık kasası değil. Köpük arkadaşlar. Eskitme yöntemiyle yapılmış. Bakın. Homartiye çiçek açmış. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bunlar çok güzel bir şekilde yerleşmiş. Ben burayı çok seviyorum. Bir tane daha çöl yapacağız arkadaşlar. Evet, rafım böyle. Burası benim kendi kaktüs ve sukulentlerimden oluşan bir raf. Şimdi satıştaki ürünleri koyduğum arka rafıma geçiyorum arkadaşlar. Evet, burası da benim satıştaki ürünlerimi koyduğum başka bir rafım. Bunu da hazır aldım. Sanayiye gittim. Kayseri Sanayisi'ne ve aldım arkadaşlar. Paraya kıydım, aldım. Çünkü ben hep söylüyorum, bu işten ekmek yiyorum. Almak zorundaydım. Bu şekilde satıştaki ürünlerimi viyollerle böyle fırına sürer gibi. Bakın. Satıştaki ürünleri tek tek göstermeyeceğim tabii. Bir hobici videosu olsun istiyorum. Böyle 5,5'luk saksıda, 9'luk saksıdaki şu tatlışı çok sevdim. Sadece şunu bir yakından göstermek istiyorum. Kendime de diktim arkadaşlar. Çiçeği o kadar çok hoşuma gitti ki. Bakar mısınız şuna? Çok tatlı. Burada Rebutia'mız çiçek açmış yine. Bu sene bundan çok sattım. Hatta beyazları çıktı. Hala beyazlarını soranlar var ama maalesef artık turuncu kaldı elimde. Bunlar böyle satıştaki arkadaşlar. Ürünlerim 1, 2, 3, 4, 5 katlı bir raf. Burası yetiyor mu bana bu raf? Tabii ki de yetmiyor. İçeride odamız tamamen dolu arkadaşlar. Gerçekten yetmiyor. Şunun nereye kaçacağını çok merak ediyorum. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum satar mıyım? Kendime mi dikerim? Ben hobiciyim arkadaşlar. Hem satış yapıyorum hem de hobiciyim. Çok seviyorum. Kendim de bir saksılarımda çiçeklerimin olmasını gerçekten çok seviyorum. Hemen şöyle bir geçelim. Buraya pıtırcık sedum diktim. Bakın kafese. Bu aralar bu seduma takmış durumdayım. Aşırı derecede takmış durumdayım. Minik minik fideler diktim. Dün satışa çıkardım ama çok talep görmedi. Anladım ki saksılarda olacak. Ve 10 TL'ye dediğimizi 20'ye 30'a diyeceğiz. O şekilde satacağız. Bakın burada güneşten gözükür mü bilmiyorum ama. Bakın. Arkadaşlar buradan koparıp koparıp çelik yöntemiyle dikiyorum biliyor musunuz? Kafese diktim burayı doldursun diye. Burada Rebutia'm var arkadaşlar. Yunus da var içinde. Bunları müşteri çıktıkça satıyorum ben. Üretmeyi çok seviyorum. Burada pencerenin önünde burada odama bakan bir cam var arkadaşlar. Küçük bir cam var. Ahşap bir cam. Sadece bu camı ahşap olarak bırakmışlar. Diğerleri hep pimapen. İyi oluyor. Odada hava alıyor. Bakın askılı saksılarla buraları da her şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Eforbia millilerim var gördüğünüz gibi burada. Pembe, limon sarısı, kırmızı, pembe bu şekilde. Burada bir büyük bir anaç kaktüsüm var arkadaşlar. 6 yaşında bu kaktüsüm. Henüz çiçeğini görmedim ama burada ben çiçek açacağını da düşünmüyorum. Çünkü bu mutfağın camının önündeydi. Çok güneş alıyordu. Ama büyük de kocaman bir saksıya dikince mutfak camının önüne koyamaz oldum. O yüzden burada çok fazla güneş almıyor ve başka bir şekilde koyacak imkanım yok arkadaşlar. Bakın yani dar hortum taktım, buraları yıkadım, yolluk yıkadım bir iki tane. Burada da yine benim kendi çiçeklerimden güğümün içinde otanla, yakut kolyesi dediğimiz Plea, Havartiyam, Senecio tesbihim var küpte. Burası da böyle bir bölüm arkadaşlar. Burası hemen çıkış. Burada çiçek odam var. Burası da o biçim dolu.
Ama ben balkon videosu çekmek istedim ve yani hem iş olarak kargo hazırladığım hem de çiçeklerimin kalanlarının olduğu odaya kesinlikle girmek istemiyorum kameramla. Evet, burası benim böyle balkonum. Arkadaşlar bakın, Erciyes bu gözüken dağ. Burayı ben her zaman söylüyorum. Gerçekten çok seviyorum balkonumu. Evimi seviyorum ben. O 85 metrekarelik küçük bir ev ama gerçekten çok seviyorum. Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Sağlıkla inşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çatılar, Erciyes, başı dumanlı yine. Ay canım benim. Bu şehirden gidersem bu dağı çok özleyeceğim arkadaşlar. Bu dağın görüntüsünü çok özleyeceğim. Ayrı bir aşk yaşıyorum yani. yazarlığım falan olsaydı şiirler yazardım Erciyes arkadaşlar. Evet, burası balkon saksılarım. Evet, başta gösterdik zaten. Kayısı kurusu videomu çektim, yükleyeceğim eğer beğenirsem. Şekerpare kayısı aldım arkadaşlar. Bağırsak tembelliği ne iyi geliyor ve benim çocuklarda da öyle problemler var maalesef. Biz kayısı kurusunu ve kayısıyı çok seviyoruz. Bu şekilde masaya kayısı kurularımı koydum kurusun diye. Burası tam köşemiz. Satıştaki semperlerim büyük saksıya koydum otursunlar büyüsünler diye. Leş kaktüsüm. Antenimiz. Burası güneşli mi çeksem yoksa ikindi mi çeksem bilmiyorum ama parça parça da olmasın arkadaşlar. Bu şekilde semperlerim, çaydanlığım da aynı. Buz çiçeğimiz bakın ne kadar güzel çiçek açmış. Ne kadar güzel çiçek açmış. Ne kadar güzel çiçek açmış. Graptopetalum paraguayense. Buz çiçeğim. Otanna. Yine buz çiçeğim. Kalanşom. Yakut kolyesi. Yakut kolyesi. Sarkan tür olduğu için arkadaşlar bütün saksılara gördüğünüz gibi yakut kolyesi dikmiş durumdayım. İçlerine birer tane Sedum Brutto ve Paraguayense yerleştirdim bu saksıların. Sonbahara doğru çok güzel olacaktır. Burayı arkadaşlar Allah'ım sen koru ya Rabbim. Yukarı komşudan böyle ip. Kayseri zekasıyla biraz yukarı komşuya vereyim ağırlığı diye. Ama bu da kamburlaşmış biliyor musunuz? Bakın. Ay Allah'ım sen koru ya Rabbim. Yok ya bir şey olmaz inşallah. Şunu koymasaydım keşke bilmiyorum arkadaşlar. Burayı da bu şekilde askılı saksılar yaptım. Biraz daha çiçeklerime alan açmak için arkadaşlar. Aslında odaya da ben bu şekilde bir şey yaptım ama kırıldı. İyi yapamadı usta. Olmaz dedi. Yani bilmiyorum. Daha sağlam bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Bu kadar. Burası benim balkonum. Hem ticaret yapıp çocuklarımla ekmek yediğimiz alanım, çiçeklerim, hem kendi bitkilerim, hem satıştaki olan bitkilerim. Arkadaşlar, her zaman söylüyorum, Allah'a az tadı versin, Allah sağlık versin. Kurban olduğum Rabbim, bütün hepinize inşallah. Bu şekilde bir sukuleyiniz Leyla Hanım'ın balkonunu seslendirmiş mi olduk, çekmiş mi olduk artık bilmiyorum. Kendime teşekkür ediyorum bu çekimi yaptığı için. Sukule ile Hertelden isimli YouTube kanalıma yükleyeceğim. Beğenilerinizi, aboneliğinizi bekliyorum kanalım için arkadaşlar. Biraz kanalım büyüsün istiyorum. Şu anda gerçekten ben para falan kazanmıyorum kanalımdan. Geçen kaktüs ve sukulent çiçek çılgınlarında neden abone olmuyorsunuz kanalıma diye bir sistem yaptığımda hanımefendinin biri siz para kazanın diye biz mecbur muyuz çiçek kanalınıza abone olmaya demiş. Çok kabaydı gerçekten. Gruptan falan çıkarmadım. Yazabilir o da onun görüşü. Para falan kazanmıyorum ben. Sadece kanalım biraz büyüsün istiyorum gerçekten. Çünkü YouTube vergiye tabi olduğu için şu anda vergi karşılayacak durumda değilim ben. Sadece biraz büyütmek istiyorum arkadaşlar. Belki bundan 2-3 sene sonra kazanır mıyım? Olabilir. Neden olmasın ama şu anda gerçekten öyle bir şey yok. Desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Hepinize Allah razı olsun. Bütün yorum yapan arkadaşlarım, beğeni yapan arkadaşlarım ve izleyen arkadaşlarım. Hepinize sevgiler yolluyorum. Sukule'nin balkonundan bu kadar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.